Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle bir akşam seslenişiyle açılış yapıyorum vlogta. Sebebi bugün ilk kez 42 gün sonra evimize geldik. Evimize gelmişken de bugün böyle kendimi o kadar çok özlediğim rutinlerim var ki onları yapmaya adadım. Evimi temizledim. Aslında yatağımda uyuttum. Bir dışarıya çıktık, hava aldık. Tekrar hani modumuz düşmesin evde sürekli. Böyle bir şeye, korkuya kapılmayalım diye çıktık ve geri geldik. Şimdi rutinlerimden bir tanesi olan cilt temizliğimi yapacağım. Çok uzun zamandır cihazım yanımda olmadığı için yapamıyordum. Şimdi onu yapıp sizinle de paylaşmak istiyorum. Temizliğimi yaparken size de bir vlog çekmek istedim. Bunu şimdi çekiyorum çünkü sabah Allah izin verirse yaylaya gideceğiz. Eve geçireceğimiz için hani en azından bir alışma sürecimiz olsun diyerek eve geldik bugün. Çok ani bir karar oldu. Şimdi o yüzden rutinlerimi yapmak istiyorum. Bugün evimde ilk kez kendimi eskisi gibi hissetmek istiyorum. O zaman bir cilt bakımı yapalım beraber. Şimdi cilt bakımımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu benim sürekli kullandığım Clinique yüz temizleme küpüm. Bunu biliyorsunuz. Ve şu size depremden önce sürekli övdüğüm, anlattığım böyle kendinden şarjlı yatağı olan, şu şekilde koyduğunuz yerde sabit kalabilen, kablosuz çalışan, bu şekilde hem titreşim hem de böyle ısıyla beraber cildinizi temizleyen bir cihaz. Bunu şimdi açtım ve çalıştırdım. Bu cihazımızın hemen şu üst kısmında artı var. Bu alt kısmında da eksi var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle biraz fokuslanırsam sanırım. Şöyle. Niye bana odaklıyor sürekli? Şöyle fokuslarsam daha net göreceğinizi düşünüyorum. Olmadı yine. Her neyse, hem titreşimle hem de ısıyla, hem bu tarafıyla hem de bu yönüyle cildinizi çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ben gayet güzel bir verim alıyorum. Şimdi cilt temizliğimize başlayalım. Şöyle köpüğümden biraz sıktım. Şu şekilde cildinizi temizlemek istediğiniz bölgesine oval hareketlerle temizleme köpüğünü yediriyoruz. Şöyle derinlemesine girdiği için gerçekten cihazdan çok memnunum. Derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Bundan sonraki aşama cildimizi temizleyip temizledikten sonra şu arka kısmındaki yine titreşimden ve ısıdan faydalanarak cildimize nemlendirici kremlerimle bir sakinlik, bir yatıştırıcı özellik olsun diye nemlendirici kremlerimi hoş geldin uygulamayı düşünüyorum. Cihazdan dediğim gibi hem temizleme hem de kremlerimi uygularken iki yönlü etki alabiliyorum. Ve gerçekten çok güzel temizliyor. Derinlemesine temizlik sağlıyor. Hani evde böyle temizlik yapmak isterseniz kesinlikle bu cihazı size tavsiye ederim. Böyle sürekli elin altında olsun. Cildime temizliğim, makyajla uymayayım diyenler için çok ideal bir ürün. Evet, ben şimdi yüzümü temizledim. Evet, ben şimdi cihazla bütün köpüğü yüzüme bu şekilde oval hareketlerle yedirdim. Hemen yıkayıp geliyorum. Arkasında da hemen nemlendirici kremlerimi süreceğim. Görebiliyor musunuz? Çok temiz oldu. Şimdi hemen bu kullandığım Clinique'in 72 saat etkili hem gözaltı kremi hem de nemlendiriciyi uygulayacağım. O arada ben cihazımı da yıkadım. Şimdi bunları da uygularken yine cihazımı çalıştıracağım ve arkadaki başlığından faydalanıp kremlerimi daha etkili bir şekilde yedireceğim cildime. Nemlendiriciyi de sürelim. Normalde ayrı ayrı sürüyorum ama şimdi video olduğu için çok zaman harcamamak adına. O arada cihazımı yıkamıştım. Dediğim gibi hemen bir şöyle suyunu alıyorum. Ben yıkadığınızda şu şekilde tertemiz oluyor. Şimdi cihazı tekrar çalıştırıyorum. Şöyle mavi ışığı yaktım bu defa çünkü titreşimden faydalanacağım. Görebiliyor musunuz kremim de ne kadar güzel bir aydınlık veriyor. Bu arada ben bu vlog çekerken şu an saat 12.30 arkadaşlar. Çünkü aslan anca uyudu. Bugün öğlen evde uyuduğu için gündüz uykusu. O yüzden ben kesinlikle çok 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 memnunum. Bu şekilde kremlerimi de hemen cildime oval hareketlerle yediriyorum. Çok fazla konuşamıyorum. Yani küçük sesle konuşuyorum çünkü aslan yatıyor dediğim gibi. 42 gün sonra eve dönmek psikolojik olarak çok etkiliyor ama artık yapacak bir şey yok. Umarım herkes evine dönebilir. Herkes rahat edebilir. Bunu tüm kalbimle istiyorum. Umarım her şey böyle güzel bir şekilde devam eder hayatta. Ve şimdi bu şekilde yatağına koyuyorum. Bunun bir kablosu var, şarj kablosu. Onunla şarj edeceğim. Yayla dönüşü tekrar kullanırım diye düşünüyorum.
Aslında size şu yeni aldığım The Body Shop'tan ikili maskeyi önerecektim ve anlatacaktım ama video çok uzun olacağı için şu an ve gecenin 12.30'una yaklaştığımız için çok uzun tutmamak adına bunları şimdi erteliyorum. Bir sonraki vlogta daha detaylı bir cilt bakımı video çekebilirim evde. İnşallah Allah izin verirse. O zaman anlatırım. Dinleyin. Nem maskesini uygulayacağım. Bu da yatarken uyguladığım bir maske. O kadar özlemişim ki rutinlerimi, o kadar özlemişim ki anlatılır gibi değil. Umarım yarın yılda da aslanik olurum. Ve rahat ederiz ve umarım olumsuz kötü bir şey olmaz. Ve orada da size paylaşımlarımla yine devam edebilirim. Kliniği yerine koyalım. En son Nils Rocher'ın kullandığım Hindistan cerezi serisinin şöyle birazcık ama yeterli. Aslında birkaç parça bir şey alacağım ve kendimize birkaç parça bir şey alacağım. Yayla soğuk mu hiç bilmiyorum. Umarım o kadar serin değildir. Uyuyabilirsem tabii evde ilk günümde umarım uyuyabilirim. Ve sabaha inşallah sizinle günaydın yeni bir gün diye size seslenebilirim. Şimdilik hepinize iyi geceler diliyorum. Sen günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Dişini fırçalar mısın? Yavaş, dikkat et, dikkat et. Yardım edeyim, hadi in. Hadi birazcık. Hoppa, evet. Tabii diş çok önemli. Yatarken ve uyanınca çok önemli. Aslan, günaydın. Nereye gidiyorsun sen? Benim oğlum yaylaya gidiyor bir günlüğüne. Mini kaçamak. Herkese günaydın. Günaydın. Biz şimdi evden çıktık. Annemlere doğru gidiyoruz. Oradan nakliyatçı birkaç parça bir şey alacak. Sonrasında yaylaya geçeceğiz hemen. Yağmurlu bir güne uyandık. Gece de çok yağdı. Gece evde ilk gecemizi geçirdik. Ben uyuyamadım, bayağı ağladım, panik oldum, korktum gece ama uyudun yani sen bayağı. Horon horon uyudun kocam. Uğur bayağı uyudu, böyle hiçbir şey yokmuş gibi, normalmiş gibi. Ben uyuyamadım, 2 falan da herhalde ya da 3 falan da uyudu. Öyle yani. Nasıl hissettin evde kendini ilk gece? Ay, değişik özlemişim. Özlemişim diyor ya. Ben mesela çok korktum. Çok panikledim ama Uğur hiç paniklemedi, hiç korkmadı. Aslan da burada, günaydın da bakalım anneciğim. Herkese bir öpücük atar mısın? Aslan bir günaydın da öpücük at. Günaydın teyzeleri. Sizi öpüyoruz. Biz şimdi biraz işlerimizi halledelim. Evden de çok erken çıktık. Uğur şimdi bir şeyler almaya indi. Bir şeyler atıştıracağız gidene kadar. Öyle yani. Yayla da devam edelim çekimlere. Görüşürüz. Galerimiz her yerde açıktır arkadaşlar. Durum güncellemesi yapıyorum arkadaşlar. An itibariyle yayladayız. Sobamızı kurduk. Yanıyor. Annemin salondaki koltuklarını getirdik. Oradaki bir halıyı getirdik. Koltukları sildik, temizledik. Aşkım, annemin yayla menüsüne bakar mısın? Menüde neler var? Çok güzel. Dolma yapmış. Kitapları getirmiştim anneciğim, bak. Açalım hadi bakalım ilk kitabı. Önce bundan başlayacağız. Diyor ki, iki elimizi de rengarenk boyayalım. Sayfaya basarak kelebeğe renk... Burada ne var Aslan? Burada kelebek var. Evet bak, ellerini böyle yapacaksın. Biz... Sevgi içeride Aslan'la kitap okurken ben de şöyle dışarıdan manzarasını sizlere göstermek istedim. Bak yuşuş. Yok, ev boyanıyor zaten. Lan bir tane var. Aslan. Aslan birer tane al. Yani, gözü de olsun. Yanındaki koluna geçerseniz. Ben...
Aslancım ne yiyorsun Aşkitom? Ne yiyorsun Aşkitom? Yine buraya galerini mi açtın Aşkitom? Ha? Ne yapıyorsun anneciğim? Üç tane alıyor. Oh söyle buz gibi. Yayla havasında bir kahve içmeyelim mi aşkım? İşleri güçleri bitirdik. Aa kar yağıyor çok az. Belli belirsiz. Hı? Bak tek tek şu tarafta aşkım çok ince belli belirsiz yağıyor. Aa! İncecik böyle şey gibi. Tane tane minicik. Şu an çok mutlu oldum. Şu an aşırı mutlu oldum. Aslında içeriden baba diyor. Aşırı mutlu oldum. Aslana bakın. Yeni bir günün sabahından herkese günaydın. Böyle güneşli güzel bir hava umut ediyordum ama yayla çok soğuk. 6 derece falan gösteriyor. Çıktık, biraz yürüyüş yapacağız. Kahvaltı hazırlanıyor. O arada biz de yürüyüp gelelim. Görüyor musunuz? Çok soğuk gerçekten. Çok yürüyebileceğimi düşünmüyorum ama biraz ayağımız açılsın. Oksijen alalım. Hava kapalı ama ışık hala çok güzel görebiliyor musunuz? O kadar net görünüyor ki. Çok beğendik. Ön kamerayla devam ediyoruz. Asistanım Nehir videolarımı falan editliyor. İşte ayarlarını falan yapıyor, efektlerini veriyor. Beraber şimdi yürüyoruz. Çok üşümeden kahvaltıya kadar hemen eve döneceğiz. Azıcık size böyle bir rüceyi anlatmak istiyorum. Tekir'in hemen yukarısında Pozantı'ya giden bölgede ayrılıyor bir yol. Orası köprünün altından geçince Bürücek olarak adlandırılıyor. Çok üşüdüm. Bürücek çok tatlı, çok güzel bir yer. Böyle güzel güzel müstakiller, güzel güzel villalar var. Biz de çok seviyoruz. Annemin yaylı evi burada. Buraya geldik ama gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Donuyoruz. Size vlog çekmek için görüyor musunuz? Ne çileleri, nelere katlanıyoruz görüyor musunuz? Çok soğuk. Burada hala Toroslar'da kar var arkadaşlar. Ve şöyle gösterelim şimdi biraz ileride göstereceğim size. Yol kenarlarında su olukları var. Böyle kardan, dağdan gelen su. Eriyen su aşağıya iniyor. Ama gerçekten su böyle buz, dokunamıyorsunuz. O kadar soğuk ki. Size anlatamam. Çok böyle dondurucu. Karşı böyle kara elliyormuş kadar soğuk. 1-2 saniye sonra ellerinizi falan hissetmiyorsunuz. Resmen ameliyatta yerine koymanız gerekiyor ellerinizi. O kadar soğuk. Daha işte buranın sezonu açılmadı ama yavaş yavaş gelenler kalanlar var. Bir de depremden sonra çok fazla gelenler var, kalanlar var. İşte depremde adanında olmak istemeyen, yaylası olan herkes yayla evlerinde. Bu arada yokuş rampa tırmanıyoruz. Nefes nefese kaldık. Konuşamıyorum, çok üşüdüm. Size az önce bahsetmiştim böyle dağdan kar eriyor, aşağı oluklara iniyor diye. İşte böyle bizim sokağımızın başında yukarıdan aşağıya kadar evlerin kenarında böyle su olukları var. Dağda eriyen karın eriyen suyu buraya geliyor. Buradan da aşağı derelere iniyor. Böyle elinizi sokamazsınız o kadar soğuk, dondurucu böyle. Aşırı fena buz tutuyor böyle, kesiyor elinizi. Öyle yani, onu da göstereyim istedim. Komşumuz da yürüyüşe çıkmış. Sabah sabah yemin ediyorum şu çeneme, şuralar, kulaklarım falan saat, şey oldu böyle, bir basınç oldu soğukta. Kafam buz tuttu. Saat 7.30. Evet, sabah çok erken. Çok üşüdük ya gerçekten, değil mi Nehir? Kafanı kapat. Kapat. Şimdi eve gidiyoruz. Benim kulaklarım üşüyor. Baba yanıyor evde. Benim kulaklarım üşümüyor ki, ellerim üşüyor. Benim her yerim üşüdü şu an gerçekten. Çobanım var yine o yanımda, çok rahat olduğu için her yere götürüyorum. Üşüdüm yalnız, o beli böyle krap gibi ya. Oradan bir hava giriyor. Üşüdüm. Eve geldik. Yani evin önündeyiz. Burası kaldığımız ev, yayla evimiz. Annemler kahvaltı hazırlıyordu. Eğer bitmemişse biz de gidelim yardım edelim. Hem de ısınalım.
öyle hazırsa da hemen kahvaltımızı yapalım. Komşu komşu tak tak tak. Yapalım. Hadi sen de söyle. Sar sar sarma belayı. Söyle bir şeyler de. Aslan. Misafirlerimiz geldi. Kahvaltı yapacağız. Günaydın aşkım. Günaydın hayatım. Misafirimiz var. Sabah baktım uyuyorum, hala kapı çalıyor, bir baktım ağrım. Kahvaltı hazırlıyoruz. Akşam sanki yorulsun gibiydi. Ya Mert abi de konuşmuyoruz. Konuşmadık yani. Hemen seni aradım, bir konuşalım diyorum. Burada da tekir sucuğu. Burası da annemin yayladaki minik ama şirin mutfağı. Çok küçük, çok dar ama çok şirin. İş görüyor. Şimdi tavamız küçük. Şu öbür tavalar. Ha dur şurada, pardon. Güzel mi? Sobanın üstünde kestane de pişiriyoruz. Mis gibi oldu, çıtır çıtır. İlk önce yiyor var ya, o güzel. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Ben kısmetse olur yazıyorum. Annemle Aysel'le kebap yapıyorlar. Bizde kebabı kadınlar hazırlar. Erkekler de sadece pişirir. Sonra hep beraber oturup yeriz. Ama hazırlama aşaması hep kadınlarda. Hadi bakalım. Geliyor yine bir şeyler. Vlog kapatacaktım yayla vlogunu ama iki gündür kapatamıyorum. O kadar telaşlıyız ki şimdi de eve giderken ebeveye uğradık. Aslan'a atlet aldık. Şu Gio Baby'nin yıkanabilir boyalarından aldık. Bir de Aslan'a oyuncak aldık. Öyle şimdi çıkıyoruz. Vlogu da burada kapatmak kısmet oldu arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.